Herkese mesai saatinden merhaba. Değerli izleyenler, uzun bir aradan sonra yine karşınızdayız. Gazeteci Deniz Bilici ile beraberiz. Bundan sonra düzenli şekilde 45 saat programıyla karşınızda olacağız. Çalışma hayatındaki sorunları masaya yatıracağız. Bu hafta da malum mecliste görüşülen torba yasayı ele alacağız. Torba yasada kıdem tazminatını tümden ortadan kaldıran çeşitli maddeler yer alıyor. Kıdem tazminatı işte her çalışanın bir yıllık çalışması karşılığında ödeniyor. Son brüt ücret üzerinde ödenir. Ve işte bu son brüt ücrete çeşitli sosyal haklar da dahil edilir. Yemek, yol ve işte belirsiz süreli sözleşmeli olması gerekiyor işçilerin de kıdem tazminatı hakkını elde edebilmesi için. Tabii bunun dışında da mevcut yasadaki belirli koşulları sağlaması gerekiyor. O koşullar ne? Örneğin birkaç örnek vereyim. O koşullardan biri örneğin kadın işçi evlendiğinde bir yıl içerisinde yani evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde istifa ederse kıdem tazminatına hak kazanıyor. Veya işveren herhangi bir suç işlerse işçiye karşı taciz ederse, mobbing uygularsa, tehdit ederse, ailesi hakkında hakarette bulunursa işi kıdem tazminatı hakkını alarak işten ayrılabiliyor. Daha doğrusu haklı nedenle feshederek iş sözleşmesini kıdem tazminatına hak kazanabiliyor. Onun dışında işte askerlik hizmetinde yine kıdem tazminatı alabiliyoruz. Onun yanında ölüm durumunda, emeklilik durumunda alıyoruz. Bu gibi çeşitli birçok maddi sayabiliriz. Tabii kıdem tazminatı çalışanlar için neden önemli? En başta işini kaybetmeme açısından bir güvence, yani iş güvencesi. Çünkü işverenler kıdem tazminatı bir maliyet unsuru olduğu için işten çıkarmadan sakınıyor. Yani daha doğrusu işten çıkarma niyeti olsa bile iki kere düşünüyor, üç kere düşünüyor. Evet, özellikle toplu işten çıkarmalarda tamamen bu bir engelleyici nitelik de taşıyor. Tabii iş yerinde uzun yıllar çalışıyor, ağır koşullar ve bunun bir karşılığı olarak da nitelendiriliyor veya gelecek güvencesi açısından da göz önünde bulunduruluyor. Bir işten çıkma durumunda onunla idare etme veya çocuğunu evlendirme gibi planlarda da kıdem tazminatı kullanılıyor. Bu açıdan işçiler açısından önemli bulunuyor. Tabii iş kanunundaki bazı maddelerin uygulanabilirliği ya da sendikal örgütlenmenin de bir noktaya gelmesi noktasında da çeşitli işlevleri olduğunu söyleyebiliriz. Esas itibariyle kıdem tazminatı bu nedenle işçiler açısından önemli. Şimdi konumuza gelirsek 16 Ekim'de bir torba yasa meclise sunuldu. Burada kıdem tazminatı ile ilgili çeşitli düzenlemeler var. İşte belirli süreli sözleşme, kısmi çalışma diye ifade edilen esnek çalışma biçimleri dayatılıyor. Şimdi Deniz, hoş geldin. Şimdi Evet. önemli bir düzenleme de meclise geldi. Aslında daha önce Haziran ayında bir düzenleme gelmişti. Orada bir sendikaların yoğun bir emek sarf etmesiyle geri püskürtüldü. Kıdem tazminatı fonu diyebiliriz ama farklı bir şekilde geldi. Alalım senden neler var bu meclise gelen yasada? Evet. Dediğin gibi Haziran'da da bir istihdam paketi hazırlığı vardı ama meclise bile gelemeden sendikaların hemen bir eylem hazırlığına geçerek hükümeti uyararak görüşmeler yaparak geri püskürtmüştü bu düzenlemeyi. Hem kıdem tazminatı fonu vardı hem yine belirli süreli iş sözleşmesi yine 25 yaş altı ve 7 yaş üstü için. Ama onun yerine bir mini istihdam paketi gelmişti. Pandemi koşullarına yönelik bazı düzenlemeler yapılmıştı. Şimdi bu aslında yeni ekonomi programıyla tekrar gündeme geldi. Esnek çalışma biçimleri vesaire diye. Ayrıntılı hali de işsizlik sigortası kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı olarak mecliste geçen hafta pazartesi itibaren görüşülmeye başlandı. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ve tüm maddeler kabul edildi komisyonda, genel kurula sunulacak kanun. Bu kanunda esas önemli çalışanlar için çok önemli, tehlikeli dört tane dikkat çekmemiz gereken madde var. Bunun biri 25 yaş altı ve 50 yaş üstü için öngörülen belirli süreli iş sözleşmesinin yaygınlaştırılması, kolaylaştırılması. Biri kısmi çalışma. Bu da kıdem tazminatında yine büyük hak kayıplarına sebep olacak kısmi çalışmanın teşvik edilmesi.
Bir diğeri genç işçilerin emeklilik hakkının darbe, 25 yaşına kadar çalışan, yani 25 yaş altında çalışan genç Evet. işçilerle ilgili bir düzenleme var. Bu da ilerleyen dakikalarda seninle açarız burayı da zaten. Emeklilik hakkına bir darbe öngörülüyor bu düzenlemeyle ve kaçak işçi çalıştıran işverene af, hiçbir şekilde bir yaptırım yok. Hatta öyle ki teşvik, hükümetin bu pandemi döneminde teşvik ve desteklerinden ya da daha önceki desteklerinden yararlandıysa bile herhangi bir yaptırıma maruz kalmayacak. Kabul ettiği takdirde işveren kaçak işçi çalıştırdığını hiçbir yaptırıma maruz kalmadan işçileri kayıt altına alırsa kaldığı yerden devam edecek çalışma hayatına. Ancak kaçak çalıştırılan işçiler bu zamana kadar yaşadığı hak kaybını telafi edemeyecek, talep edemeyecek böyle bir düzenleme. Şimdi burada toplamda şunu görüyoruz. İşverene yönelik bir teşvik, destek, onları rahatlatma yönelik bir kanundan bahsedebiliriz tamamen. Yani çalışana ilişkin çalışanın haklarını koruyacak hiçbir şey olmadığı, hiçbir düzenleme olmadığı gibi tam tersi bu zamana kadar ellerinde olan hakları geriye götürecek, kayıp yaşayacak bir kanun tasarısıyla karşı karşıyayız. Sırasıyla ele almak gerekirse bunun en Deniz, öne çıkanı, evet. ya şimdi bu torba yasanın genel gerekçesinde de şunlar yazıyor. Sen şimdi şöyle bir şey tarif ettin. Tamamen torba yasa aslında işverenlere destek ve teşvik için hazırlanıyor genel itibariyle. Hatta bırak sadece destek ve teşviki, çalışanların da belli hak kayıpları getirecek. Çalışanlara da belli hak kayıpları getirecek bir düzenleme. Şimdi genel gerekçeye bakıyoruz. İstihdam üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması diyor. Salgın nedeniyle işçi ve işveren üzerinde oluşan yükün sosyal devlet ilkesi gereğince paylaşılması, giderilmesi. İstihdamda devamlılığın sağlanması diyor. Bu çerçevede genel bir çerçeve sunulmuş. Mesela İslam üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması. Şimdi sen dedin ki belli süreli iş sözleşmesinin önündeki engeller kaldırıyor. Yani daha doğrusu yaşa bağlı bir şart getiriliyor. Daha doğrusu kolaylaştırma getiriliyor. Objektif koşullar dikkate alınmayacak. Yaş üzerinden belli süreli iş sözleşmesi uygulanacak. Ama bunun İslam üzerindeki etkisi nasıl olacak? Senin öngörün ne? Yani bir nevi işsizliği mesela arttırır mı? İşsizliği önler mi? İslam'ı arttırır mı bu? Şöyle, şimdi belirli süreli iş sözleşmesinden bahsediyoruz. Yani belirli sürelerde ve bir yıldan az sözleşmelerle çalışacak bahsettiğimiz yaş grupları. Bu sürekli bir çözüm olmayacaktır işsizliğe. Dönem dönem belki işsizliği çok azaltan, istihdamı artıran tablolarla karşılaşabiliriz ama kökten bir çözüm olacak bir düzenlemeyle karşı karşıya değiliz. Benim fikrim bu yönde. Çünkü süreli ve dönem dönem olacak dediğim gibi. Senin fikrin ne bu konuda? O katılıyorum ben de sana. Yani İslam üzerindeki olumsuz etkileri gidermez. Genelde mesela Avrupa'da da bu esnek çalışma biçimi, işte belli süreli iş sözleşmeleri, işte çağrı üzerine çalışma, tele çalışma, evden çalışma dedikleri ya da Evet. kısmi süreli çalışma gibi şeyler zaten esnek çalışmanın bir biçimi. Esnek çalışma Avrupa'da özellikle işsizliğin önlenmesi ve rekabeti arttırma amaçlı böyle düzenlemeler masaya yatırılmıştı. Bize de az çok anımsarsın, bu ulusal İslam stratejisiyle aslında şeyi dayatılmaya başlandı. Daha doğrusu belki şöyle demek daha doğru. 2003'teki yasa bizim mevcut iş kanunuyla birlikte bazı düzenlemeler girdi. Fakat orada belli sınırlamalar vardı. Yani uygulamada çok mümkün değildi bunları uygulamak diyelim. Hatırlarsın yakın zamanda kiralık kişilik meselesi oldu, işte özel İslam bürolarına işçi kiralama yetkisi verildi. Şimdi bununla birlikte daha da esnek bir iş gücü piyasası inşa etmeye çalışıyorlar. Nasıl diyeyim, toplumdan dışlanan ya da pozitif ayrımcılık uygulanması gerek, işte kadın, yaşlar, gençler, bu kategoridekileri İslam'ı katma gibi bir amaç tırnak içinde güdülüyor sözde. Yani Avrupa İslam stratejisinde böyleydi. Ulusal İslam stratejisinde de az çok böyle dayatıldı. Şimdi burada da
Bu genel gerekçeye baktığımızda az çok aslında bunu ifade etmeye çalışıyorlar. Çünkü Evet. baktığımızda yaşlılara yönelik ve gençlere yönelik bir düzenleme. İşsizliğin Tabii de daha fazla olduğu yaş gruplarından bahsediyoruz. Yani özellikle genç işsizlik neredeyse 3 gençten biri işsiz oranlarına geldi. O onlara yönelik. Evet. evet. Mesela şeye dikkatimi çekti. Şey diyor, salgın nedeniyle işçi ve işveren üzerinde oluşan yükün sosyal devlet ilkesi gereğince paylaşılması. Bakıyorsun yani işverenlere olağanüstü teşvikler var. Destekler var. İşçi de tam tersi mevcut haklarını geriye götürecek çeşitli düzenlemeler var. Mevcut Sendikalar ne diyor ya da koşullarda madde madde mi gidelim? Nasıl yapalım? Dört kısmı. madde dikkatimi çekti. İşte madde 8, madde Evet. 16, madde 28, madde 32. Evet. Bu kayıt dışı dediğin mesele madde 8. Oradan mı başlayalım yoksa en önemli konudan belli süre sözleşmeden mi şey yapalım? Evet, aslında oradan bir Evet. giriş yaptık. Oradan devam edebiliriz bence de. Tamam, Şimdi öyle yapalım. yani 25 yaş altı ve 50 yaş üstü insan kişiler için öngörülen belirli süreli iş sözleşmesi, kıdem, ihbar tazminatı, iş güvencesi ve işe iade haklarını aslında bu kesim için elinden alacak bir düzenleme. Burada ne güvencesinden bahsedebiliriz herhangi bir şekilde, ne işe iade talep edebileceği bir durumdan işçinin, belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin, ne kıdem ne ihbar tazminatından bahsedebiliriz. Yani şimdi 8-10 ay çalışan bir işçi bir yılını doldurmadığı için ve belirsiz süreli iş sözleşmesi olmadığı için kıdem tazminatını hak kazanamayacak. İhbar tazminatına da dolayısıyla, çünkü işten çıkarılacağı tarih belli zaten. İş güvencesinden yine söz edemeyiz. Çünkü 10 ay çalışıp işinden olacak bu. Belki en uzun süreli olarak. İşte işe iadeden yine hiçbir şekilde söz edemeyiz. Yani aslında kuralsız ve düzensiz bir çalışma sisteminin dayatılması diyebiliriz bu düzenlemeye. Şimdilik 25 yaş altı ve 50 yaş üstü için görünse de, ki bu çok büyük bir kesime de aslında hitap ediyor. Yaklaşık 25 milyon demiştik, değil mi Tarık, senle Evet, daha önce evet. bunu konuşurken? Yani az değil zaten, hani nüfus Maksimum. açısından değerlendirsek. Efendim? Maksimum yani. Maksimum, 25 milyon, evet, yani evet. maksimum 25. 25 milyon, yani potansiyel olarak Evet. etkilenecek 25 milyon insandan bahsedebiliriz. Affedersin, Türkiye'de yaşayan aslında her 3 kişiden biri bu düzenlemeden nasibini alacak gibi gözüküyor. Evet, öyle görünüyor. Yani bu yaş, sadece bu yaş grubundan bahsedersek, tabii bu ileride, yani bu gedik açılırsa ileride 25 ve 50 yaş arasındakilerin de etkilenmeyeceğinden, yani onların da bu kesim içinde bu düzenlemenin getirilmeyeceğinden bahsedemeyiz. Yani bu, çünkü çok büyük bir geriye dönüş. Şimdi gençler özellikle çok etkilenecek. Çünkü gençler için bir düzenleme daha var. Eğer sen belirli süreli iş sözleşmesiyle ilgili bir şey söylemeyeceksen, ona da değinmek istiyorum Tarık. Senin belirli Yani süreli iş belirli sözleşmesiyle süreli iş ilgili. sözleşmesiyle şöyle belki işte ne olur şöyle belki somut biraz örnek mi versek? Yani işte belli süreli işler neler olabilir gibisinden biraz daha kafada şekillenmesi açısından. İşte turizm işçileri olabilir. Belli bir dönem çalışabiliyorlar. İşveren işte yaz dönemi yoğun, tempolu bir dönem olduğu için o turizm işçileriyle belli süreli sözleşme imzalayıp onları işte 4 ya da 6 ay süreyle çalıştırır. Sonra kapı önüne koyabilir. Böyle bir durum da olabilir. İşte ya da şeker pancarı. Gerçi şimdi çok bununla ilgili üretim ne kadar var bilemiyorum. Eski orana çok düştü ama. Çeşitli tarım sektöründe olabiliyor. Belli dönemlerde işte mevsimsel durumlarda işte ürün toplanma dönemlerinde falan belki belli süreli sözleşmeyle işçiler çalıştırılabilir. Yani şu an bunlar geliyor. Her şey olabilir. Mesela karayollarında oluyor. 2 yıllık işte çok büyük bir projede 2 yıllık bir proje olur. Oralarda çalıştırabilirler. Ya yani bu 2 yıllık süreçte çalıştırsa bile belli süreli iş sözleşmesi olduğu için yani 1 yıldan fazla hani kıdem tazminatı hakkı doğar gibi bir yaklaşım içerisinde
düşünebilir izleyiciler. Ona rağmen şey yapmıyor yani. Kıdem tazminat hakkı doğmuyor. Böyle bir Evet. sıkıntı zaten esas oradan da çıkıyor. Yani bu uzun süreli projelerde de kıdem tazminat hakkı elde edemiyor. Adam 1,5 yıl çalışıyor. Halbuki 1,5 yıl çalışmış değil mi? En az 1 yıl şartını yerine getirmiş oluyor. Onun dışında hani gerçi iş sözleşmesi feshedilmiş değil. İş sözleşmesi sona ermiş oluyor. Tarihi belirli olduğu için. Belki şeyi en başta söylemek gerekiyordu. Onu belki biz atladık. İzleyicinin affına sığınıyoruz. Hani belli süreli iş sözleşmesi şu. Türkiye'de iki türlü sözleşme var. Biri belirsiz süreli, biri belirli süreli. Belli süreli sözleşmeler aslında sözleşmenin sona erdiği tarihi belli olan sözleşmelere deniyor. Esnek çalışmanın bir biçimi. Esas itibariyle ona vurgu yapmak istedim. Hani o biraz kafa karışıklığına neden olmasın diye söyledim. Çünkü başta da söyledim kıdem tazminatını alma şartlar arasında 3 koşul var. Bir belirli süreli olması, 2 bir yıl en az 1 yıl çalışması gerekiyor işçinin. Üçüncü de o işte hangi hallerde yani daha doğrusu sözleşmede pardon mevzuattaki şartları yerine getirmesi halinde. Bu 3 koşul bir araya gelince kıdem tazminatı elde edebiliyor ama burada edemiyor. İçtihat kararları da var bununla ilgili. Onu da bir vurgu yapmakta yarar var diye düşündüm. Evet, Bir de bu diğer 10 madde. evet diğer madde 32. maddeydi değil mi? Onda ne vardı? Burada da 25 yaş altı gençlerle ilgili galiba bir düzenleme sadece. Evet, 10 güne kadar 10 günden az çalışan genç işçiler için prim işçi ve işverene prim ödeme zorunluluğu kalkıyor, yok ve o yüzden de bu emeklilik kazanması için bir prim günü kaybı yaşayacak işçiler, genç işçiler. Yani daha hayata başlamadan aslında belki 1-0 yenik başlayacak mı diye demek lazım bilmiyorum. Böyle bir durum da söz konusu. Yani gençlerin tamam çok büyük bir işsizlik oranı var ama yani bunun yine sadece fedakarlık işçiden bekleniyor aslında. Yani bu emeklilik hakkı yani Onun bütün da hayatınız girişinde boyunca şöyle aslında demiş. bir Gerekçe maddesinin gerekçesinde de şöyle söylüyor Deniz. Diyor ki kısmi süreli çalışma ile işte gençlerin istihdamdaki oranı arttırılması ve genç işsizliğin azaltılması amaçlanıyor diyor. Burada da gençleri istihdama katma, yani işsizliği azaltma hedefi var. Burada ayrıca bir de kısmi süreliyle ilgili bir problem vardı. Burada mıydı o? Kısmi süreli teşvik meselesi. Teşvik meselesi. Evet. Bir de diğer maddemiz, sorunlu maddemiz de o zaten. Yani tam süreli çalışmadan kısmi zamanlı çalışmaya geçişte vergi indirimi teşviki var ve tam süreli çalışırken işçi eğer kısmi süreli çalışmaya geçmeye kabul ederse şöyle bir sorun yaşayacak. Diyelim 10 yıldır çalışıyor bir iş yerinde Evet. ve tam süreli çalışıyor. Sonrasında yarı zamanlı çalışmaya geçiyor. Bu da şu demek yani 45 saat çalışırken haftada 22,5 saate düşüyor örneğin çalışma saati. Kıdem tazminatı da Dolayısıyla çalışanın ücreti de düşüyor. son ücreti evet dolayısıyla ücreti de düşüyor. Kıdem tazminatı da çalışanın son ücreti üzerinden hesaplanıyor. Bu da kıdemde yarı yarıya kayıp demek ve bir anda 10 yıllık çalışmanın çöpe atılması demek, 10 yıllık emeğin aslında karşılığını alamamak demek. Yani bir çırpıda düşünsenize belki daha fazla açılır, belki 20 yıl çalışan bir insan da bundan etkilenecek. Aslında bunun şeyi de yok. Yani 3 yıl da olsa, 5 yıl da olsa bu birikimin yarı yarıya düşmesi demek. Çok büyük bir kayıp demek bir çalışan için. Böyle bir risk de var. Bununla da karşı karşıyayız. Kesinlikle o da ayrı bir problem. O da esas itibariyle gözden kaçıyor aslında. Şimdi dikkatimi çekiyor. Biraz yayınları da hani tarıyoruz, ediyoruz, okuyoruz. Evet. Bir sanırım yanlış evet. Bir Yıldırım Koç hocamız bu konuya çok dikkat çekmişti. O Evet. meseleye.
Peki onun dışında kayıt dışı çalışmaya zaten değindin az çok. Orada bir af meselesi vardı değil mi? Evet, kaçak işçi çalıştıran işverenler eğer bunu kabul edip çalıştırdığı işçileri de kayıt altına alırsa herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmayacak. Aslında daha önce, şimdi bu tekstil alanında çok yoğun, örneğin sen de bilirsin, o Evet. alanda şu an çalışma yürütüyorsun. Kayıt dışı çalışma çok fazla ve dönem dönem şunlara çok, bazı iş kazalarına, bazı atölyelerde iş kazalarına çok tanık olmuştuk ve kaçak işleri olduğuna dair bilgiler edinmiştik birkaç fabrikada. En son yanılmıyorsam Gebze'de bir buçuk yıl önce böyle bir tabloyla karşılaşmıştık. Şimdi uzmanlar bunun kayıt dışı çalışma için aslında şöyle bir şey öneriyorlar. Yani işverene bir şekilde destek olup bu kayıt dışı çalışmanın önüne geçilmesi lazım. Şimdi direkt belki işlerini kapatma ya da çok büyük para cezaları vesaire ile değil, ama bir şekilde ona kolaylık sağlayarak o kayıt dışı çalışmayı kayıt altına almak için bir teşvikte, destekte bulunabilir belki bu. Çünkü işçiler için de önemli bir adım olabilir. Ama burada şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Tamam, kayıt dışı çalışmanın önüne geçmek için bir adım olarak kabul edelim diyelim bunu. Herhangi bir yaptırımı yok. Hadi tamam, yaptırım olmasın, ama en azından şöyle bir düzenleme olabilir belki. İşçilerin, kayıt dışı çalışan işçilerin o zamana kadar ki hak kaybını, ücret, işte sigorta primleri vesaire, onu karşılayacak bir düzenleme olması belki daha çok daha iyi olacaktır. Kayıt dışı ekonominin önüne geçmek önemli, ama burada yine işçinin emeğinin üstüne basıp bunu yapmak doğru değil. Yani çok büyük bir kesim aslında kayıt dışı çalışanlarda. Çok yaygın çalışma ki Çok dediğin gibi önemli bir sen noktaya değindin. O açıdan şimdi şey aklıma geldi. Şey konu bit ya şey bitti mi bu kayıt dışı çalışma ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar mı? Evet. Başka konuya geçeceğim de o yüzden şey yaptım. Ya Aha. şimdi şey aklıma geldi. Bu iş gücü piyasasında katılıklar giderilmeli gibi işte bizim TİSK olsun, büyük işveren Evet. grupları falan sık sık şey yapıyordu zaten, dile getiriyordu. Bu iş gücü piyasasındaki katılıktan da kasıt aslında şey işçi çıkarmanın zorluğu, mali yükü. Evet. Biraz da bu aslında düzenleme o katılığı gidermeye yönelik bir adım. Kesinlikle Belki öyle. yazıyor madde olarak işte istihdama katılım, işsizliği azaltma gibi bir amaç güdülüyor. Hükümetin bu yönde bir amacı olabilir. Hatta bu aklı kim veriyor onun da aslında o da ayrı bir şey tartışma konusu. Yani Avrupa Birliği'nin dayattığı Türkiye'ye dayattığı bir çalışma biçimi ve Türk işçisinde ucuz iş gücü yapacak bir düzenleme bu. Yani siz Evet. uluslararası sermayedar sınıfa kendi emekçinizi peşkeş çekiyorsunuz. Onların emeğini savunmuyorsunuz. Ve onları istismara açık hale getiriyorsunuz açık şekilde. Sadece hani uluslararası sermaye de, ulusal sermaye de aynı şekilde ama uluslararası rekabet açısından işte biz rekabet edemiyoruz. İş gücündeki o katılıklar da yani işten çıkarmanın zorluğu ortadan kaldırılsın ki sen de çok güzel izah ettin. Hiçbir şekilde kıdem tazminatı hakkı yok. Yani işverenlere bir mali yük getirmeyecek bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Evet, 25 yaş altı, 49 yaş üstü emekçileri kapsıyor ama yarın öteki gün bir maddeyle 25 yaş ve 49 yaş arasındaki işlerin de bu kapsama alınmayacağının hükmü yok. Aslında şunu da söylemek istiyorum. Seninle daha önceki sohbetlerimizde de konuşmuştuk. Ya bu kısa süreli çalışmayı, ya bu hani şeyden de bahsettin daha önce, özel istihdam büroları, kölelik yasası vesaire. Aslında İşkur bunu TYP programlarıyla kısa süreli bir sürü insanı 9 ay, 6 ay çalıştırıyor ve bu aslında bu belki orada hak kaybı yaşamıyorlar İşkur vasıtasıyla çalıştıkları için, ama ya bu esnek çalışma o anlamda biraz zaten hayatımıza girdi. Böyle de yaygınlaşacak.
ve bu kısmi çalışma teşviki yaş sınırı yoksa, yani varsa bile ki önümüzdeki dönemde tüm çalışan kesimi etkileyecektir. Kaldı ki şu an biz mesela tamam 25-49 yaş arası kitleyiz ama 50 yaşımıza geldiğimizde başımıza neler gelecek? En azından 50 yaşından sonra bu durumla karşı karşıya kalacağız. Büyük çalışma hayatını gerçekten, hatta iç barışı bozar diye hem Doğru, sendikaların çalışma barışını bozacak bir şey. hem çalışma barışını bozacak, evet, yani çalışma hayatının tümünü etkileyecek bu durum, yani içeride büyük bir soruna yol açacaktır. Yani sendikalar ne diyor? Kısaca bir ondan da Sendikalar, bahsedelim. evet, açıklamaları oldu sendikaları, yani konfederasyonların ilk olarak Türk İş'in tavrını Haziran'daki gibi bir eylem hazırlığında da, hatta Salı günü Türkiye'nin her yerinde 81 ilde eş zamanlı bir eylem yapacaklar, basın açıklaması yapacaklar daha doğrusu, pandemi koşulları olduğu için bölge temsilciliklerinde az kişinin katılımıyla bu açıklamaları yapacaklar. Şimdi Haziran'da aslında daha ortak bir tutum alınmıştı. Hak İş ve DİSK de bu çerçevede hareket etmişti. DİSK'in de önemli eleştirileri var. Ancak Hak İş'in 50 yaş üstü için özellikle Hak İş Genel Başkanı'nın bir açıklaması oldu. Emeklilikte yaşa takılanları örnek göstererek, onlar hani emeklilik, şu an emekli olamıyorlar. Yaş haddinden dolayı yaşını beklemek zorunda olan milyonlarca EYT'li var. İşte bulamıyorlar yaştan dolayı. Yaşlı kabul ediliyorlar. O yüzden işte bulamıyorlar. Onların iş bulması için önemli bir düzenleme olabilir bu. O açıdan onları hitap edecek bir düzenleme, onların hayatını kolaylaştıracak bir düzenleme olabilir dedi. Sonrasında meclise gönderdikleri eleştiri ve görüş metninde buna değinmeseler de şöyle bir tavrı var Hak İş'in. Yani iş güvencesini kaybetmeyecek şekilde bir düzenleme yapılsın. Ama bu doğru bir tavır değil, çünkü bu yapılmak istenene tamamen aykırı. Yani böyle bir şey talep etmek doğru değil. Çünkü belirli süreli iş sözleşmesinin doğasına aykırı bir durum bu. İş güvencesini koruyacak, haklarını koruyacak bir durumdan söz edemeyiz. Öyle diyeceksek zaten belirsiz süreli iş sözleşmesinden bahsetmemiz gerekiyor böyle bir durumda. Yani Kesinlikle. ben genel olarak sendikaların tavrına baktığım zaman, şimdi Türk İş biraz daha hani çözmeye yönelik ve hani ikna yoluyla hareket etmeye çalışıyor benim gözlemlediğim. En şey adımı da atan o. DİSK'in bir eylem planı var mı? Bugün de baktım, göremedim, bilmiyorum ama. Ortak bir paydada buluşup bir ortak şey çizemediler zannediyorum gördüğüm kadarıyla. Sendikaların yeterli tavrı, gerekli tavrı ortaya koyamadığını düşünüyorum açıkçası. Türk İş bir adım atsa da yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ha, tabii mutlaka görüşmeler yapıyorlardır birebir, belki Ankara'da, mecliste. Ama çalışan kesimin tam ne olduğundan haberi var mı? Tam bu karşı karşıya kaldıkları sorunun ne olduğunu biliyor mu? Bunu açıkçası, yani kamuoyu oluşturabildi mi bu kez konfederasyonlar? Orada bir soru işareti var bence benim kafamda. Ama ben biraz böyle eskiye oranla bir değerlendirme yapıyorum. Türk İş hemen bir karar alıp bir adım atma yolunda önemli bir girişimde bulundu bence. Yani daha önceden Tabii. belli bir süreç beklenirdi, ederdi vesaire falan. Şimdi direkt bu konuda net, kafası da açık. Neyin Evet, gelip evet. neyin getirildiğini de çok iyi biliyorlar. DİSK'in buna yönelik bir şeyi yok şu an için, öyle gözüküyor değil mi? Hak İş Evet, zaten... ben sadece Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu'nun bir açıklaması var, onu biliyorum. Yani yasaya karşı bir tavır alıyor, bu kabul edilemez diyor. Ama bir eylem planı, yani herhangi bir şekilde bir örneğin toplantı, basın toplantısı veya işte görüşme veya ortak hareket etmeye ilişkin bir girişimi var mı bilmiyorum. Ama şunu biliyorum, Türk İş gerçekten yine de yani çok yine adımını attı ve aslında öncü oldu bu konuda yine. Ve şunu da söyleyebilirim, konfederasyonlara birlikte ortak mücadele edelim dedik buna yönelik görüşmeler yaptıklarını biliyorum ama sanırım tam uzlaşamadıkları noktalar oldu. O noktalarda neler, onun için bir şey söyleyemeyeceğim tabii, bilmiyorum. Yani umarım Türk İş bu
öncü kuvveti geliştirebilir ve hani büyük bir kamuoyu oluşturup genel kurulda, en azından TBMM genel kurulunda bu yasanın geçmesinin önüne geçebilir. Değerlendirmeler için teşekkürler. Var mı ekleyeceğim bir Yani şey? toplamda şunu söyleyebiliriz. Gerçekten aslında korkunç bir yasa tasarısıyla karşıyayız. Bütün çalışma hayatını alt üst edecek. Üstelik yani şunu vurgulamak lazım. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Salgın dönemindeyiz. Geçinemiyor birçok kişi. Pandemi dönemiyle birlikte işte ücretleri yarı yarıya azalan çok önemli bir kesim var. Kısa çalışmayla, ücretsiz izinle. Ha, işsiz kalmamış olabilir. Hani bu dönemde aslında neyse ki işim var deyip hani şükretme dönemindeyiz belki, ama Evet. böyle bir dönemde çalışanın yine emeğinin üzerinden, sadece çalışandan fedakarlık bekleyerek, ha, öyle bir şey olur ki herkes fedakarlık yapar gerekirse, ücretler yarı yarıya düşürebilir vesaire. Yani bunlar, ama böyle bir dönemde değiliz. Yani hani sadece emekçinin fedakarlık yapmasını bekleyebileceğimiz bir dönemde değiliz. Öyle bir dönemden söz edemeyiz zaten. Herkes yapar gerekirse. Buna bütün çalışan kesimin, yani bu ülkede herkes emekçi, çoğunluğumuz emekçi, ses çıkarması ve karşı durması lazım. KOPİŞ Genel Başkanı geçen gün Aydınlığa konuşmuştu. Orada şunu söylemişti, ya milletvekilleri genel kurulda oy kullanırken Evet. kendi çocuklarının geleceğini düşünerek oy kullansınlar demişti. Çok önemli. Yani milleti, halkı düşünmüyorsanız, çalışan kesim, kendi çocuklarınızı düşünmelisiniz. Onun çocuklarını, torunlarınızı vesaire. Onu düşünerek oy vermek lazım. Bir de şu benzetmeyi çok sevmiştim. Onu söylemek istiyorum. TÜMTES'in bu da basın açıklamasından. Yani işverene cennet, işçiye cehennem vaat ediyor bu yasa demişti. Aslında hakikaten öyle. İşçinin zaten geçinemediği koşullardan bahsediyoruz. Herkesin cebi yanıyor, yani elini atamıyor cebine. Evet. Öyle bir durumdayız, öyle bir dönemdeyiz. Ve gerçekten çalışan kesimi büyük bir yangın bekliyor eğer bu yasa kabul edilirse. Tabii zaten bir ekonomik kriz içerisinde Türkiye. Aynı zamanda bu pandemiyle birlikte o derinleşti. Zaten işsizlik oranlarının patlamasıyla bunu da net olarak görüyoruz. Aslında emekçiler, değil mi, kapitalist toplumda tek ayakta kalma şansı ücretli emekleri, tek dayanağı kendi ücretleri, emeğini satarak hayatlarını şey yapıyor. Onu nasıl tam zamanlı, güvenceli, sigortalı bir işte çalışarak şey yapıyor. Uzun vadede emekli olma hedefleri var. Yaşlı olduktan, emekli olduktan sonra ayakta kalma için de tam zamanlı ve sosyal güvence kapsamında çalışması gerekiyor. Fakat bu tür esnek çalışma biçimleri maalesef güvencesizliği bir kural haline getiriyor. Açıdan da ciddi bir tehdit ve tehlike barındırıyor. Ben de senin dediğin gibi buna her yaşta insanın kendi için, çocukları için, torunları için mücadele etmesi gerektiğini düşünüyorum esas itibariyle. Evet. Ekleyeceğim bir şey yoksa programı Çok kapatalım teşekkür ederim. diyorum. Katkıları için ben teşekkür ediyorum Deniz. Emeğine sağlık. Değerli izleyenler, programın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Emekle kalın. Hoşça kalın.